Hayatta herkesin aldığı belli başlı riskler vardır. Alınan riskler kimisini felakete sürüklerken kimisine de başarı getirir. Biz de bugün buradan yola çıkarak Bursalılara hayatınızda aldığınız en büyük risk nedir sorusunu sorduk. Bakalım Bursalılar bizlere neler söyleyecek? Söz Bursalılar da ekranlarınızda. Hayatınızda aldığınız en büyük risk nedir? Hayatımdan birine mesaj atmıştım, sonra sevgili olduk baya. Tamam, ilk mesajda sevgili mi oldunuz? İlk mesajı demeyelim ama limon attım, oradan gelişti sonra. En güzel risk evlenmek ve iki tane çocuk sahibi olmak. İyi ki de almışım bu riski. Memnunsunuz yani? Ben ailemden, eşimden, çocuklarımdan her zaman çok memnun oldum. Risk almadan hayatta hiçbir şey başaramazsınız. Risklerin bazıları başarılı olur, bazıları başarısız olur. Ama şöyle de bir söz var son zamanlarda, bir kitapta da okuyorum şu anda. Kaybettiğiniz zaman değil, vazgeçtiğiniz zaman kaybediyorsunuz. Kredi çekip ev almak. Kredi çekip ev almak. Evet. Pişman mısınız? Yok, değilim. Güzel bir risk aldım. Evet. Hoş geldin. Şimdi Bursa'yı bana satsalar taksit onu da alırım. O da ayrı konu. Hayat zaten başlı başına bir risk. Başlı başına bir risk. Her anınız bir risk. Aynen, aynen. Aynı şeyim. Üniversiteye hazırlanmak herhalde en büyük risk. Onca sene oku, doktora yap. Yani lisansını al, en sonunda yine işsiz kal. Benim de en büyük riskim bu büyük ihtimalle yani. Sorum yok. Sokak röportajı. Kendim zaten çok rahatsızım risk olarak. Eşim 24 sene önce vefat edildi. Hep çalıştım, çapaladım. Bypass ameliyatı şekerden dolayı hastalıklı oldum. Şimdi böyle kaldım. Tek mi yaşıyorsun? Tek yaşıyorum. Çocuklar var, merkezinde ev mi var ayrı. Ben tek yaşıyorum. Şimdi fizikten geleyim. Doktorlara dünya para veriyorsun. Pek risk aldım söylenemez. Çok neden? Çok anticiyim. Yani çok analiz ederim kararlarımı vermeden önce. Öyle söyleyeyim. Çok kalmayı sevmiyorum. Risk almadım ama hani risk, ufak riskler tabii ki hayatta her zaman var yani. Mesela? Sonu garanti değil. Ufak riskler... Yani günlük hayatla alakalı. Alışverişte bile bir risk var yani sonuçta. Memnun olmayabilirsiniz sonucundan. Ticaret almışızdır riski. İşte, ticaret işine girdin. Evet, dükkan açarken, işte ne bileyim, mal alırken, malın düşüp çıkacağını tahmin ederek. Aldığınız risk sizi başarıya götürdü mü? Yani götürdüğü zamanlar da oldu. Bu... Tabii kötü zamanları da oldu. Riskin sonuçları da oldu. Bize illaki bir zararı oldu. Şu an bu ülkede şu an yaşamak. Çünkü her şey ateş pahası. Okuyamamak. Okuyamamak. Okumayı çok isterdim, olmadı. Başka var mı? Var tabii ki. Tabii hayatın şartları. Hayatın kendisi bir risk diyorsun. Muhakkak tabii ki. Risk almayı sevmem. Hiç risk almadınız mı? Hayır. Bir tane ev yaptırdım. Risk yani o da. Büyük bir borcun altına giriyorsun. Acaba doğru mu yaptın, yanlış mı yaptın? Sonradan ama yine de insan diyor ki bunu başka türlü yapabilirdim. Bir risk o yani. Başka sanmıyorum. Başka risk almadın? Başka risk almadım. Zarara uğradınız mı peki? Birkaç yerde zarar uğradım, evet. Örnek verebilir misiniz? Camlarda. Camlarda hata yaptım. Onu başka türlü yapabilirdim ama neyse, öyle de oluyormuş demek ki. Tanımadığımız insanlarla ortak olmak. Daha önce oldunuz mu? Tabii ki, ticarette ortak olduk, evet. Yani insanlara güvenemiyorsunuz. Güvenilir insan pek bulunmuyor da yani bu devirde. Yanlış yaptılar size sanırım. Yani, risk aldık yani. Bir esnaflık yapıyorsun. Verirsin malını, alamıyorsun paranı. Ödemeye kaçıp gidiyor. Sizin başınıza hiç geldi mi? Geldi, geldi. Ben o kahve vardı, yer çay içer, yazdırırdılar, daha tamam, kaybolur ya da.